Anne, ben ders bittikten sonra çiçekçiye geleceğim hemen. Ha. O zamana kadar prensim sana emanet. Memnuniyetle. Ay önlüğünü unuttuk. Ben hallettim anneciğim. Ay aferin sana. Ablacığım, senin hiç aklın kalmasın. Zaten ben ne zamandır mıncırmıyordum bu tombalığa. Bugün bana emanet. Yok yok, sen şimdi şöyle yap. Sen önce bir dükkana git bakayım. Oraları kolaçan et. Ben mıncırırım bunu. İyi, tamam, anlaştık. Kapatayım şunu. Aa, ne oluyor orada? Ne oluyor be? Ne yapıyorlar onu? Ya ben size pencere kenarına gitmek yok demedim mi? Yasak. Anne gel, gel, gel. Öyle değil, gel. Baba, ha? Can güzelleri geldi. Ha, gelsinler, gelsinler. Devlerin aşkına kim karşı koyabilir? Aa, bu ne be? Ne yazıyor orada be? Ne bileyim, ben bilmiyorum ki bu Çince falan. Dur, bakıyorlar. Bakıyorlar, bakıyorlar. Ya bak nasıl boyunlarını böyle büküyorlar be, böyle büküyorlar be. Affedin, affedin diyorlar. Evet, evet. Okunmuyor ya. Çince herhalde. Aa. Baba yani boyunlarını o yüzden eğmiyorlar gibi sanki ama. Ne yapıyorlar onlar ya? Evladım, burada tecrübe konuşuyor. Şimdi bakın, kadınların ruhsal durumları kedilere benzer. Benim Sarman diye bir kedim vardı. Böyle bir kabahat işlediği zaman böyle yapardı. Affet beni, affet beni. Miyav, miyav. Hayır, çünkü senkron halinde yani. Şey, bir... Ha? Bir şeyler bakmışsana şunu. Ne şey oldu? Eyvah, baba, afiş ders, afiş ders. Al ders, dur, dur. Dur, dur. Şar da bunlar ya, vallahi şar. Ders, ders. Bir de giyinmişler böyle grand tuvalet. Ay ne demek istiyorlar yani? Biz siz olmadan daha iyiyiz, giyimimize, kuşamımıza özen gösteriyoruz demek mi bu yani? Ay canım sen onu bırak, baksana tam bunlar böyle giyinmişler de yanlarında karıları nerede? Asıl onu sormak lazım bunları. Efendim eşi, altın şemer hikayesini bilirsiniz. Ağzımdan aldın anneciğim, haklısın. Oksunlar yeter, alttan tut, alttan tut, üstten tut. Baba. Etkilendiler galiba. Ya kim etkilenmez bu duruma ya? Kim etkilenmez? Çok güzel bir damar buldum, yürüyelim. Ay neyse, benim bunları ayıracak vaktim yok ya. Derse evet, geç kalıyorum. Baba sen tam olarak nereye bakıyorsun? Yani ben o yumuşamayı pek göremedim yüzlerinde. Aa, say. İyi uyuşuyorlar. Bak, bak, bak. Yumuşadı bakışlar. Değil mi? Kurtuluş yumuşadı. Nergis özellikle. Evet. Bak, bak. Nergis'in bakışa bak. Tabii, tabii. Bak, Nergis işte. Topla, topla, topla. Topla, topla, topla. Tamam, sakin, sakin. Herkes hata yapar. Pes etmek yok. B planına geçiyoruz. Bacanak, her şey hazır mı? Tamam, her şey on numara. Çocuk bir, çocuk iki, çocuk üç. Hazır mıyız? Hazırız. Güzel. Ben işaret verince kaldırıyoruz. İşaretimi bekliyorsunuz. Geliyor. Müziği ver, müziği ver. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Ben bütün gece bunlarla uğraştım. Ben de bütün gece seninle uğraştım aşkım. Aşkım yok. Aşkım yok. Aşkım tedaviden kalktı Onur. Dur dur, sen zahmet etme Allah aşkına. Ben hallederim. Dur dur, ben toplayayım. Lale, bir konuşabilir miyiz? Ya konuşacak bir şey yok. Ne konuşacağız bu saatten sonra? Baldız, iyilik, güzellik işte yani. İyilik mi bıraktınız insanda? Hey canım, Lale, biraz konuşsak. Yani tamam, bana bağır, çağır, kız, ne istersen yap. Ama lütfen yanımda ol. Sensizlik cehennem azabı gibi. Çocukları da alet etmişsin ya. Çok kötü örnek oluyorsun çocuklara. Ya şimdi bak, yani kötü örnek oluyoruz ama ailecek zaten kötü örnek oluyoruz. Yani istersen ha, kötü örnek olmayalım çocuklara. Ne? Tamam, ben çocuklardan da özür diliyorum o zaman, olur mu? Dile o zaman. Çocuklar, ben Lale ablanızı çok üzdüm. Bir hata yaptım. O yüzden sizlerin huzurunda Lale ablanızdan özür diliyorum. Tabii sizden de özür diliyorum böyle bir şey yaptığım için. Çünkü güzel bir örnek değil bu.
Hadi bakalım size bir soru soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Şimdi mesela bir insan bir hata yaptı diyelim. Ama çok pişman, özür de diliyor. Çok içten, çok samimi bir şekilde. Siz de ne yaparsınız peki medeni bir insan olarak karşılığında? Aferin! Çocukları da alet etmiş, yakışıyor mu hiç? Kaldırın. Lale Onur'u seviyor mu? İndir. Çocuk üçünü alayım diye. Seviye olarak baz alalım. Onur Lale'yi seviyor. Toplayın şuraları, toplayın. Çocukları eve bırakıyorsun hemen. Buraları da temizliyorsunuz. Aslında hani mantık olarak çok da şey değil yani hani. Balonları gördün mü? Bak bekle ben iki dakika baldız. Bravo. Kiralık da ama bacanak. Yemin ediyorum Mahmut abi var ya canım okuyacak benim ha. Ya tamam onları hallederiz, telafi ederiz de bunu nasıl telafi edeceğiz? Hı? Onur Lale'yi seviyor yerine Lale Onur seviyor mu yazdırıyoruz? Allah kahretmesin ya. Yıldırım baba. Olmadı yani şuraya bir tane ranza atarız. Biz bacanaklı atlı üstlü yatarız ne yapalım baba? Bizim öyle askerlik bitecek gibi değil yani. Biter biter. Yani askerlik değil bacanak. Bizim ilişkiler biter bu gidişle. Ya bacanak ne biçim laf ediyorsun gözünü seveyim ya. Lale'yi o kadar çok kırdım ki. Ne kadar acımasız görmüyor musun? Gerçi haklı tabii bir yandan. Bozdu. Bozdu? Bozdu bozdu. O kadın yani kayınvalideniz Songül Hanım. 3 gün yan yana kaldılar. Ayarlarını bozdu. Benim kızlarım altın kalptir. Sinir küpü yaptı. Körle yatan şaşı kalkar. Yani şimdi haksız da sayılmazlar be baba. Hayır yani ben kabul edemiyorum çocuklar. Hiç kabul edemiyorum. Hadi ben senin hasretine alıştım. Mutsuzluğa talimliyim. Ama torunlarım var, kızlarım var benim. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Songül? Yani sen kendi kaderini onlara mı yaşatmaya çalışıyorsun? Olur mu böyle şey canım? Ama ne demişler? Körle yatan şaşı kalkar. Hayır yani ben talimli de değilim yani bacanak. Da işte elimiz kolumuz bağlı bir şey diyemiyoruz. Evet bak böyle. Oturuyoruz. Of bu mahkeme böyle çocukları haftada bir mi gösteriyordu? Ayda. Oh, oh, oh. Kurtuluş. Ha. Ağzını hayra. He. Pardon. Efendim Özge. Çağal Özge sen. Hı. Tamam geliyorum anlaştık. Önemli bir şey söyleyecekmiş. Görüşelim mi diyor. Ne git o zaman hadi. Hadi ben gittim. Ben. Baba ben de gideyim de bari. Eşimizden olduk işimizden de olmayalım. Git oğlum git. Bende ikisi de yok. Bu ne ya böyle? Ne sıkıldım öf. Ay, oturayım ya. Yok bu tarafa bakmayacağım. Şöyle oturacağım. Sinirim bozuluyor. Adana bak ya. Merhaba. Ne oldu? Uyumadı mı Emir? Üzdü mü seni? Ne üzsün? Bu yaşta değil, daha büyüyünce üzüyorlar. Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Hoş bulduk Lale'cim. Lale, biraz zamanın var mı? Seninle konuşmak istiyorum. Yok dedim, yok dedim. Ne size ne de Onur'a verecek vaktin yok. Değil mi Lale? Songül Hanım. Size saygım sonsuz. Lale benim de kızım. Ve onunla konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Evet onunla konuşacaksınız bana müsaade. Lütfen kalın.
Sizin de dinlemenizi istiyorum lütfen. Tamam, ben dinliyorum sizi. Buyurun. Onur, ben gidiyorum artık. Nereye gidiyorsun? Durumun seni, babasını tanımasını istedim. Ama istemeden de olsa senin hayatını mahvettim mi? Özge. Bak biliyorum, özür dilemekle telafi edilmez. Ama senden binlerce kez özür dilerim. Bak, benden özür demene gerek yok. Yani zaten kendim ettim, kendim buldum. Tamamen benim suçum. Lale'ye söylemiş olsam bunların hiçbiri olmayacaktı. Zaten sen böyle konuşmaya devam edersen Duru bunları hisseder. Öyle olunca da hayatı boyunca suçluluk duyar, tamam mı? Yapma. Belki haklısın. Ama bu hayatta herkes aynı anda mutlu olamıyor. Ben bunu anladım artık. Birileri üzülmeden, birileri gülmüyor bu hayatta. Onur, ben seni gerçekten çok sevdim. Ama sensizliğe çok alıştım ben. Senin bana verdiğin hediye, Duru'yla yetiniyorum. Nereye gideceksin peki? Bir iş teklifi aldım İzmir'den. Oraya yerleşeceğim. Buna gerek yok. Yani benim için sen hayatının akışını neden değiştiriyorsun? Kal burada. Yani zaten ben Duru'yu özlerim yani. O da seni özler. Zaten sen yani istediğinde gelebilirsin, görebilirsin Duru'yu. Hem belki yani Lale de zamanla... Zamanla Lale beni affederse... Haklısın. Her şey için çok teşekkür ederim. Kızın için hayatından vazgeçtin sen. Yani belki yanımızda olmayacaksın ama... En azından artık Duru biliyor bir babası olduğunu. Teşekkür ederim. İzninle. Kalkayım artık ben. Bu meselede herkes kendi açısından haklı. Ama benim doğum günü partisinde gördüğüm manzara ve hissettiklerimin hiçbir açıklaması olamaz. Haklısın kızım. Lale, ben Onur'la Özge beraberken ilişkilerini hiç istemedim. Özge'yi küçümsedim. Ailemize yakıştıramadım. Hatta onu tehdit ettim. Eğer Onur'dan ayrılmazsa oğluma evlatlıktan reddedeceğimi söyledim. O da Onur'u üzmemek için uzaklaştı. Onu ailemize yakıştıramadığım için gönderdim. Ama sen geldin. Seni de istemedim. Senin de gitmeni istedim ama... Onur'la aranızdaki aşk o kadar güçlüydü ki. Yapamadım. Karşısında duramadım aşkınızın. Bugün anlıyorum ne kadar boş şeyler için çabaladığımı, ne kadar yanlış yaptığımı. Lale, senin ailenin arasındaki bağ bunu anlamamı sağladı. Lale. Kızım. Kızım diyorum. Gelinimsin diye değil. Bir kızım olsaydı ancak bu kadar severdim. Lale, ben yıllar öncesinden Özge'ye bir özür borçluyum. O çocuğun babasız büyümesinin müsebbibi benim. Oğlum seni çok seviyor benden. Kendinden, Özge'den, her şeyden çok seviyor Lale.
babanın gelişiyle o kadar sarsılmıştık ki. Onur kötü olmanı istemedi. Onur'un tek istediği seni, ailesini, yuvasını korumaktı. Özür dilerim. Beni dinlediğiniz için ikinize de teşekkür ederim. Lale Hanım. Merhaba. Merhaba. Biraz konuşabilir miyim sizinle? Buyurun şöyle geçin. Öncelikle özür dilerim ben. Hayatınıza bu şekilde girmeye hakkım yoktu. Ama girdiniz. Evet. Ben Onur'dan ayrıldıktan sonra buradaki bütün defterleri kapatıp Amerika'ya yerleştim. İstanbul'da hiçbir şey kalmamıştı. Ama Duru büyüyünce... İnsan çocukları büyüdüğünde kendi hayatının bakışını ona göre ayarlamak zorunda oluyor. Duru babasını merak etti. Başta ben onu oyalamaya çalıştım. Kafasını karıştırdım. Ama benim kızım büyüdü. Siz de babasız büyümüşsünüz. Anlarsınız. Bana sürekli babasını soruyordu. Resimlerini görmek istiyordu. Ben daha fazla saklayamadım. Kızım bir yara iziyle büyüsün istemedim. Bakın, ben buraya ne Onur'dan, ne ailesinden, ne sizden bir şey talep etmek için gelmedim. Hiç kimseden bir talebim yok. Kızıma bir baba borcum vardı. Onu ödedim. Duru'yu kabul ederler mi bilmiyorum. Tek bildiğim, ben annelik görevimi yerine getirdim. Babasız büyümenin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Her köşeden baban çıkacakmış gibi gelir. Ya gelmez ya da benim babam gibi zamansız gelir. Ben sizi anlıyorum da. Beni kim anlayacak? Onur'un başka bir ailesinin daha olduğunu öğreniyorum ve kocaman bir kızı. Bakın, Onur bizim hiçbir zaman ailemiz olmadı. Onur'un tek ailesi sizsiniz. Bakın mesele, tabii ki bu da çok önemli. Yani sonuçta kocamın başka birinden bir kızı var ama asıl mesele benden bunu saklamış olması. Bunu herkes biliyor. Eşi, dostu, yengesi, annesi, babası. Ben benden sakladığı için bu durumu kaldıramıyorum. Haklısınız. Bu konuda söyleyebileceğim hiçbir şey yok size. Size tek söyleyebileceğim şey... Onur sizi çok seviyor. Onur gerçekten sizi çok seviyor. Duru'nun varlığını öğrendiği günden beri eridi. Size yalan söylediği her gün bitti. Ben bunu gördüm. Onur sizsiz bir hayat yapamaz. Umarım ben derdimi anlatabilmişimdir size. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anlattığınız için.
Yıldız Hanım'ın yüzünden ayrılmışlar demek ha? Ay, ay çok fena ya. Kadın da kim bilir ne acı çekmiştir. Doğru söylüyor. Çok fena. Yani şimdi kadın ne dese, ne istese haklı. Yani bizim sizden hiçbir beklentimiz, talebimiz yok dedi. Sadece kızı için babasını tanısın yeter dedi. Haklı. Kadın haklı. Peki sen ne düşünüyorsun abla? Yani ben Onur'a çok kızgınım aslında. Ama bir yandan da düşünmeden edemiyorum. Ne? Hı? Ya ne düşünüyorsun ya? Söylesene. Çekinme. Ya şimdi zaman geçti ya üstünden bu kadar. Ya Onur Özge'den hoşlanıyorsa, yani çok çok büyük hisleri varsa ve emir var diye de kafası karıştıysa diye. Yok artık. Ya niye olmasın ama? Düşünsenize. Yani yıllar önce çok güzel bir ilişki yaşıyorsun. Çok güzel şeyler hissediyorsun ve zorunlu olarak ayrılmak zorunda kalıyorsun. Sonra da karşı karşıya geliyorsun. Ne bileyim, belki de pişman olmuştur Onur. Belki kızıyla beraber bir hayat yaşamak istiyordur. Ya, ablacığım bak sen bayağı yukarılara falan çıktın. Orada oksijen yok, orada gitmez senin beynine oksijen mi yükselen. Sen in aşağıya en iyisi. Aa, dilini konuşma be. Abla doğru söylüyor. Eniştem seni çok seviyor. Mahvoldu zaten. Lale'cim, ya Onur'un aşkından bir kere asla şüphe etme. Tamam mı? Ama onu affetmek, affetmemek o sana kalmış. Baksana, baban da Songül ablamı ne kadar çok seviyor. Yani o kadar şey yapmış olmasına rağmen. Ne ya? Yalan mı? Doğru. Ama doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.